Stephen Zweig, Dünün Dünyası, Bir Avrupalının Anıları. 3. Bölüm. Eros Matutinus. Cinselliğin ortaya çıkışı demekmiş arkadaşlar. Eros Matutinus. Lise yıllarında geçen bu 8 yıl boyunca her birimiz son derece kişisel bir sorunla yüz yüze gelmiştik. Biz 10 yaşındaki çocuklar yavaş yavaş büyüyerek 16'sına, 17'sine, 18'ine gelmiş birer delikanlı olduk ve doğa kendi yasasını hissettirmeye başlamıştı. Ergenlik dönemine girmek, yetişkinlik çağına gelen her insanın kendince ve kendi tarzınca üstesinden gelmesi gereken ve ilk bakışta başkalarıyla tartışmaya uygun değilmiş gibi algılanan son derece kişisel bir sorun gibi görünür. Ama bizim kuşağımız için bu malum kriz asıl sınırının dışına taşmış ve başka anlamdaki bir uyanmayı da hissettirmişti. Çünkü bu kriz bize, içinde büyüdüğümüz o toplumsal dünyaya ve onun geleneksel düzenine ilk defa eleştirel bakmayı öğretmişti. Çocuklar ve hatta gençler genellikle içinde bulundukları çevrenin kurallarına saygı göstererek uyum sağlamaya çalışırlar. Ama onlar kendilerine dayatılan bu toplumsal kurallara herkes tarafından samimiyetle uyulduğunu gördükleri sürece boyun eğerler. Ebeveynlerinde ve öğretmenlerinde gözlemledikleri tek bir olumsuzluk genç bir delikanlıyı bütün çevresinden kuşku duymaya ve her şeyi daha keskin bir bakışla incelemeye sürükler. İşte bizler de şimdiye kadar güven duyduğumuz bütün otoritelerin yani okul, aile ve toplumsal ahlakın cinsellik söz konusu olduğunda dürüstlükten uzaklaştıklarını anlamak için çok fazla beklemek zorunda kalmadık. Hatta daha da fazlası var. Onlar bizden de bu konuda gizli saklı davranmamızı istiyorlardı. Gerçi 30-40 yıl öncesinde cinsellik konusundaki düşünceler bugünkü dünyamızdan çok farklıydı. Bu kuşağın kadın erkek ilişkileri bakımından kadınların bağımsızlaşması, Freud'un psikanalizi, spor yaparak güzel bir bedene sahip olma kültürü ve gençliğin bağımsızlığını kazanması, yaşadığı bu büyük dönüşüm başka bir dönemde toplumsal hayatın hiçbir alanında yaşanmamıştır. Victoria dönemi anlayışına uygun 19. yüzyıl burjuva ahlakıyla, günümüzde geçerli olan özgür ve ön yargıdan uzak ahlaki görüşler arasındaki farkı açıklamaya çalışırsak, o dönemin cinsellik sorunsalından içsel bir güvensizlik duygusu nedeniyle kaçındığını söylersek, belki de konuya daha sağlıklı yaklaşmış oluruz. Dini inançlara içten bir bağlılığın sürdüğü daha eski yüzyıllarda, özellikle de katı dindar bir püritenliğin söz konusu olduğu dönemlerde bu sorunla başa çıkmak daha kolay olmuştu. Cinsel arzunun şeytanın tahrik ettiği bir şey olduğuna ve bedenden haz almanın ahlaksızlık ve günah sayıldığına içtenlikle inanan ortaçağ otoriteleri yasaklarla ve özellikle Kalvinistlerin etkili olduğu Cenevre'de en ağır cezalarla kendi katı ahlaki kurallarını dayatmışlardı. Buna karşılık bizim yüzyılımız şeytana inanmayı çoktan bırakmış ve neredeyse Tanrı'ya olan inancını bile yitirmiş hoşgörülü bir devir olarak onların yaptıkları gibi radikal bir lanetlemeyi göze alamadı. Ama cinselliği kargaşa yaratan ve rahatsız edici bir unsur olarak görüp bunun ahlak kurallarının içinde yer alamayacağını ve toplum içinde alenen konuşulamayacağını düşünüyordu. Çünkü her türlü evlilik dışı ilişki biçimi burjuvanın ahlak anlayışına ters düşüyordu. Bu iç çatışmaya o dönemin bulduğu çözüm doğrusu çok tuhaftı. O dönemin ahlak anlayışı gerçi gençlerin cinselliği yaşamasını yasaklamıyordu. Ama bu utanç verici işi sessiz sedasız halletmelerini istiyordu. Cinsel ilişki yasaklanamayacağına göre en azından adet ve gelenekleri zedelemeden yapılmalıydı. Bu nedenle bu tatsız olayı okul içinde, aile ortamında ya da herkesin göz önünde tartışmamak ve varlığını hatırlatabilecek her şeyi bastırmak konusunda gizli bir anlaşma yapılmıştı. Doğal bir dürtüyü bilincinden uzaklaştırmaya çalışan bir kimsenin onu hiçbir zaman yok edemeyeceğini, sadece bilinçaltına iterek daha tehlikeli bir şey haline getireceğini Freud'dan beri bilen bizler, bugün o naif gizleme yöntemindeki cehalete bakıp güler geçeriz. Ama 19. yüzyıl her bakımdan tam bir çılgınlık çağıydı. Tüm çatışmaların akıl yoluyla çözülebileceğine inanılıyordu. Doğal olan şey gizlendikçe insanın içindeki isyankar güçlerin ateşi söndürülebilirdi. Eğer gençler bu dürtülerin varlığı hakkında aydınlatılmazlarsa içlerindeki cinsellik duygularını unutabilirlerdi. İnkar ederek dürtüleri yumuşatmak çılgınlığı konusunda bütün merciler mutlak bir sessizliğe bürünerek müşterek bir boykotta birleşmişlerdi. Okul,
Kiliselerin sunduğu psikolojik yardımlar, kültürel çevreler ve hukuk sistemi, gazeteler ve kitaplar, moda ve gelenek görenekler bu sorundan söz edilmesini istemez, bundan ilkesel olarak kaçınırdı. Aslında gerçek görevi tüm bu sorunları ele alması gereken bilim de Naturalia sunt turpia konusunda, yani doğal olan çirkindir demekmiş arkadaşlar, diğerlerine katılıyordu. Böyle müstehcen konuları işlemek bilim onuruna yakışmaz bahanesiyle işin içinden çıkılıyordu. O dönemin kitapları karıştırıldığında felsefe, hukuk ve hatta tıpla ilgili kitaplarda cinsellikle ilgili her türlü açıklamalardan genellikle kaçınıldığı görülür. Ceza hukuku konusunda uzmanlar katıldıkları kongrelerde hapishanelerdeki ceza yöntemlerinin daha insancıl hale getirilmesi ve cezaevi koşullarında mahkumların ahlaki bakımdan görebilecekleri zararları tartışırlarken korkularından asıl can alıcı soruna değinmez, çevresi dolaşırlardı. Aynı şekilde nörologlar da bazı histerik rahatsızlıkların etiyolojisini karşılaştıkları pek çok vakadan dolayı çok iyi bildikleri halde hastalığın adını koymaya çekinirlerdi. Freud'un yazdıklarından çok saygı duyduğu öğretmeni Charcot'la yaptığı özel bir konuşmada Charcot'un da aslında sorunun gerçek nedenini bildiğini ama bu mahrem konuyu hiçbir zaman ulu orta açıklayamadığını öğreniyoruz. Bu soruna içtenlikle yaklaşmayı en az göze alabilen, o zamanın deyimiyle güzel edebiyat olmuştu. Çünkü edebiyatın asıl alanı zaten estetik ve güzellikti. Önceki yüzyıllarda yaşayan yazarlar içinde yaşadıkları dönemin kültürel atmosferini her yanıyla ve dürüstçe yansıtmaktan çekinmez ve Defoe, Abby Provost, Fielding ve Retief de la Breton gibi yazarlar gerçek koşulları hiç değiştirmeden olduğu gibi anlatırken bizim dönemin sanat anlayışı sadece duygu yüklü olanın ve yüce olanın ortaya konulmasına izin veriyordu. Utanç verici gerçeklerin ortaya konulmasına değil. Büyükşehir gençliğinin karşılaştığı bütün bu tehlikeler, karışıklıklar ve belirsizliklerin 19. yüzyıl edebiyatına pek az yansıdığını görürüz. Bir yazar yazdığı bir eserde fahişelikten söz etmeye cesaret etse bile bu sözcüğü törpülemesi gerektiğini düşünür ve kadın kahramanı kamelyalı kadın sözcükleriyle süslerdi. Günümüzdeki gençler önceki ve daha önceki kuşağın hayatta nelerle karşılaştığını öğrenmek için Dickens ve Thackeray, Gottfried Keller ve Bronson gibi o dönemin büyük ustalarının romanlarını okurlarsa, Avrupa'nın yalancı idealizminden uzak kalmış Rus yazarlar Tolstoy ve Dostoyevski'nin dışında o dönemde konuların törpülenerek ve yumuşatılarak anlatıldığı gerçeğiyle karşı karşıya kalırlar. Çünkü bu kuşağın bütün insanları çağın baskısı yüzünden düşündüklerini özgürce ifade edemiyorlardı. Edebiyatta hakim olan böyle çekingen tutumun bile yetersiz kalması, büyük babalarımızın bu konudaki duygularının bugün tasavvur edemeyeceğimiz neredeyse histerik denebilecek boyutlara ulaştığının göstergesidir. Madame Bovary gibi son derece gerçekçi bir romanın ahlaka aykırı bulunup bir Fransız mahkemesi tarafından yasaklanmasını insanın aklı nasıl alır? Benim gençlik yıllarımda Zola'nın romanlarının pornografik sayılmasına ya da Thomas Hardy gibi ağırbaşlı klasik bir yazara İngiltere'de ve Amerika'da öfke kusulmasına ne demeli? Ne kadar ihtiyatlı davranırlarsa davransınlar, bu kitaplar yine de birçok gerçeği ortaya koyuyordu. Ama bizler bu sağlıksız, bu parfüm kokusu sinmiş bunaltıcı ortamda büyüdük. Susmak ve gizlemek gibi samimiyetsiz ve insan psikolojisine aykırı bir ahlak anlayışı bizim gençliğimizin üstüne bir kabus gibi çökmüştü. Tam bir dayanışma içinde yürütülen bu susma ve gizleme yöntemi nedeniyle gerçek edebiyat ve kültür tarihi belgelerine ulaşamadığımız için zaman içinde gerçekleşen inanılması zor olguları kafamızda yeniden canlandırmamız hiç de kolay olmadı. Ama belli bir dayanak noktamız yine de vardı. Bunun için modaya şöyle bir göz atmak gerekiyor. Çünkü her yüzyılın modası dönemin beğenisini görünür hale getirdiğinden ister istemez o yüzyılın ahlak anlayışını da ortaya koyar. 1900 yılının toplumundaki kadın ve erkekleri o dönemin kostümleriyle sinema perdesinde izleyince bugün yani 1940 yılında Avrupa'nın ya da Amerika'nın her köy ve kentindeki seyircileri eğlendirmesini rastlantısal bir olay deyip geçiştiremeyiz. Bugünün en naif insanları bile bu yapay, rahatsız edici, hijyenden yoksun ve sevimsiz giyimli o kaçkınlara baktığında bir karikatüre güler gibi kahkahayı basarlardı. Hatta annelerimizi, teyze ve halalarımızı ve kız arkadaşlarımızı bu absürt giysiler içinde görmüş olan
Ve çocukluk dönemimizde onlar gibi komik giysiler giyip ortalıkta dolaşan bizlere bütün bir kuşağın böyle aptalca kostümlere bürünebilmesi korkunç bir rüya gibi geliyor. Her türlü serbest hareketi engelleyen o baba katili yüksek sert yakalı erkek modası gömlekler, kuyruklu siyah redingotlar ve soba borularını anımsatan silindir şapkalar bile insanları güldürmeye yetiyordu. Hele bir de giyilmesi zor, insana işkence çektiren ve her şeyiyle insan doğasını katleden süslü kıyafetleriyle o dönemin hanımefendilerinin gösterişli giysileri yok mu? Bedeninin orta kısmı balenli korseyle tıpkı yaban arılarının boğumları gibi sımsıkı sarılıyordu. Giysinin belden aşağı kısmı ise aşırı derecede kabartılmış kocaman bir çan şeklindeydi. Boyun bölgesi çene hizasına kadar kapatılıyor, ayaklar parmak uçlarına kadar örtülüyor, sayısız bukle ve örgüyle bir kule gibi yukarıya toplanmış saçlar devasa şapkaların altında dalgalanıyor ve en sıcak yaz günlerinde bile eldiven giyiliyordu. Bugün çoktan tarihe mal olmuş olan bu hanımefendiler, çevrelerine saçtıkları parfüm kokularına, takıp takıştırdıkları mücevherlere, çok değerli dantellere, kıvrımlı süsler ve püsküllere rağmen çaresizlik içinde kıvranan talihsiz varlıklardı. Tıpkı bir şövalyenin zırha bürünmesi gibi bir kadının da böyle bir tuvaletle rahat, canlı ve zarif hareketlerde bulunamayacağı, her hareketinin ve her davranış biçiminin yapay, doğallıktan uzak olacağı ilk bakışta hemen anlaşılırdı. Toplum içinde bir hanımefendi gibi davranmak için alınan eğitim bir yana, giyinip süslenmek ve o elbiseleri giyip çıkarmak bile bir başkasının yardımı olmadan yapılamayacak kadar zahmetli bir işti. İlk önce belden enseye kadar arkadaki bütün agraflar kapatılır, korse özel hizmetçi yardımıyla sıkı sıkı bağlanır, uzun saçlar burada 30 yıl önce tanıdığım birkaç düzine Rus öğrenci dışında bütün Avrupalı kadınların açtıkları zaman saçlarının kalçalarına gelecek kadar uzun olduğunu bugünün gençlerine anımsatmak isterim. Her gün çağrılan bir kuaför, kadın tarafından bir sürü firkete, toka ve tarağın yanı sıra saç maşası ve bigudi ile dalga dalga şekillendirilir, sarılır, fırçalanır, yukarıya doğru taranarak tepede toplanırdı. Ama bütün bunlardan önce kombinezon, kaş korse ve ceketlerle soğan kabuğu gibi kat kat giyinirlerdi. Öyle ki kendine özgü ve kadınsı hatlarından geriye hiçbir şey kalmazdı. Ama bütün bu saçmalığın gizli bir anlamı da vardı. Bir kadının vücut hatları bu tür müdahalelerle öyle bir gizlenirdi ki, düğün yemeğinde damat bile kendisine hayat arkadaşı seçtiği kızın vücudunun düzgün mü, yoksa çarpık mı, toplu mu, yoksa sıska mı, kısa bacaklı mı, yoksa uzun bacaklı mı olduğunu asla fark edemezdi. Bu ahlaki devir, çağın güzellik idealine ayak uydurmak ve göz boyamak amacıyla kadınların saçlarında, göğüslerinde ya da vücutlarının başka bölgelerinde yapay güçlendirmelere başvurmalarına asla kötü gözle bakmıyordu. Bir kadının hanımefendi olarak görünebilmesi için kadınsı kıvrımları mümkün olduğunca az dikkat çekmeliydi. Aslında bu moda en büyük kaygısı örtmek ve gizlemek olan çağın genel ahlak anlayışına da itaat ve hizmet etmiş oluyordu. Ama kendini akıllı sanan bu ahlak anlayışı, suratına kapı kapatılan şeytanın genellikle bacadan ya da başka bir kapıdan içeriye girmeye çalışacağını tamamen unutuyordu. Çıplak teni ve doğal endamın her türlü izini saklamaya çalışan bu kostümlere tarafsız bir biçimde baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey giyilen bu kıyafetlerin kesinlikle ahlaklılığı değil, tam tersine o dönemin modasının cinsiyetler arasındaki kutuplaşmayı neredeyse utanç verici bir şekilde kışkırtmaya çalıştığı olurdu. Günümüzün delikanlıları da genç kadınları da boylu boslu ve narin yapılılar. Erkekler de kadınlar gibi sakalsız, kadınlar da erkekler gibi kısa saçlı. Dolayısıyla dış görünüşleri bakımından da birbirleriyle uyum içindeler. Oysa o dönemde yaşayan kadın ve erkekler ellerinden geldiğince birbirlerinden farklılaşmaya çalışırdı. Erkekler uzun sakallarıyla dolaşır ya da en azından erkekliklerinin açıkça fark edilmesi için gür bıyıklarını sıvazlarlardı. Buna karşın kadınlar giydikleri korseleriyle kadınlıkların en önemli belirtisi olan memelerini tahrik edici bir biçimde göstermeye çalışırlardı. Güçlü cinsiyetin zayıf cinsiyete karşı üstünlüğü kendisinden talep edilen davranışlarda da açıkça ortaya konuluyordu. Erkek atak, koruyucu ve saldırgan, kadınsa ürkek, çekingen ve savunmacı davranırdı. Eşit olacaklarına biri avcı, ötekisi av olurdu. Dış görünüşteki bu doğal olmayan aykırılıklar yüzünden birbirinden iyice uzaklaşan kutuplar arasındaki iç gerilim, yani cinsellik artıyor
ve insan psikolojisine ters bir yöntem olduğundan her şeyi örtme ve susmanın sonucu olarak da o dönemin toplumu ulaşmak istediğinin tam tersini elde etmiş oluyordu. Sürekli bir korku ve utangaçlık içinde yaşamın her köşesinde, edebiyatta, sanatta ve giyim kuşamda her türlü tahrikten uzak kalabilmek için ahlaksızlık konusu hep gündemde tutulduğundan aslında sürekli ahlaksızlığı düşünmek zorunda kalıyorlardı. Bu gençlik sürekli neyin uygun olmadığını araştırdığı için aslında hep bir dikkat kesilme halindeydi. O dönemin dünyasındaki ahlak anlayışı söylenen her sözde ve her jestte ölümcül tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyordu. Bir kadının spor yapması ve spor yaparken pantolon giymesinin bir suç sayılması belki günümüzde anlaşılabilir bir durumdur. Ama bir kadının pantolon sözcüğünü ağzına bile almasına izin vermeyen o çağın histerik ahlak anlayışını nasıl anlayabiliriz? Kadın erkek pantolonu gibi duyuları harekete geçiren tehlikeli bir nesneden söz etmek isterse bunun yerine daha masum olan bacak giysisi ya da kendisi tarafından uydurulan adı lazım değil gibi bir ifade kullanmak zorunda kalırdı. Aynı sosyal çevreden ama farklı cinsiyetten birkaç gencin yalnız başlarına bir yerlere gitmesi asla düşünülemezdi. Ya da böyle bir durumda bir şeyler olur düşüncesi hakim olurdu. İki farklı cinsiyet arasındaki buluşmaya ancak ve ancak anne ya da dadının gençlere bekçilik edip onları adım adım izlenmesi koşuluyla izin verilirdi. Genç kızların en sıcak yaz günlerinde bile bacaklarını gösteren etekler giymesi ya da çıplak kollarla tenis oynaması büyük bir rezaletti. Ahlak sahibi bir kadının toplum içinde bacak bacak üstüne atması, eteğinin altından ayak bilekleri görüneceği için son derece itici bulunurdu. Hatta güneş, su ve hava gibi doğadaki elementlerin bile bir kadının çıplak tenine temas etmesine izin verilmezdi. Boğazından topuklarına kadar kalın kalın giysiler giyen kadınlar biraz yüzebilmek için ne büyük eziyete katlanırlardı. Hatta yatılı okullarda ve manastırlarda genç kızlar banyo yaparken kadın vücuduna sahip olduklarını unutsunlar diye uzun ve beyaz gecelikler giymek zorundaydılar. Omzunu ya da diz kapağını bile ebesi kocası ve ölü yıkayıcısından başka kimse görmeden ölüp giden yaşlı kadınların olması ne bir efsanedir ne de bir abartı. Bütün bunlar bugün 40 yıl sonra bizlere bir masal ya da mizah yüklü bir abartı gibi geliyor. Ama bedensel ve doğal olandan korkma gerçekten de toplumun en yüksek katmanlarından en alt katmanlarına kadar tüm halkı şiddetli bir sinir hastalığı gibi sarmıştı. Yoksa 100 yıl dönümünde ilk defa bisiklete binmeye ya da ata binip erkekler gibi eğere oturmaya cesaret eden kadınları köylülerin taşlamasını bugün nasıl açıklayabiliriz? Okula gittiğim yıllarda yayımlanan Viyana gazetelerinin saray operasında görevli balerinlerin sahnede triko çorap giymeden dans etmelerini ahlaka aykırı bulup sütunlarında uzun uzun tartışması nasıl izah edilebilir? Isadora Duncan'ın yaptığı son derece klasik danslarda o güne kadar giyilen ipek ayakkabılar yerine neyse ki giydiği yerlere kadar uzanan beyaz tuniğin altında çıplak topuklarını göstermesinin büyük bir sansasyon sayılmasına ne demeli? Böyle bir dönemde gözlerin sürekli üzerlerinde olduğu bir çağda büyüyen gençlerin durumunu bir düşünün. Gizemli bir şekilde bütün bu şeylerin üstünü örtmeye çalışan bu ahlak paltosunun son derece yıpranmış ve her tarafının yırtık pırtık olduğunu fark ettiklerinde kendilerini sürekli tehdit eden ahlakla ilgili bu korkuların ne kadar da gülünç olduğunu anlamış olmalıydılar. Sonuçta bu 50 liseli delikanlıdan birinin o meşhur karanlık sokaklarda dolaşırken öğretmenlerinden birine rastlamaması ya da kendisini saygın biri gibi gösteren şu ya da bu kişinin pek çok günü hiçlediğinin aile ortamında kulaklarına gelmemesi mümkün değildi. Aslında hiçbir şey içimizdeki ateşi söndüremez ve merakımızı o aptalca saklama yöntemi kadar arttıramazdı. Doğallık, kendi özgür akışına bırakılmadığı için insan merakı büyük kentlerde kendisine gizli ve genellikle pek de temiz olmayan yollar buluyordu. Bu aşırı baskı toplumun her kesiminden gelen gençlerde gizli bir gerilim yaratıyor. Bu da onların çocukça ve çaresizce davranmalarına yol açıyordu. Ahlaka aykırı sözler ve tasvirlerle kirletilmemiş ne bir çit ne de ıssız bir köşe kalmıştı. Yüzme havuzlarının kadınlara ayrılan bölmelerindeki ahşap paravanlara varıncaya kadar her yer dikiziciler tarafından delik deşik edilmişti. Adet ve geleneklerin doğallaşması sayesinde bugün artık tamamen ortadan kaybolmuş olan bir sanayi gizli gizli gelişiyordu. Özellikle de sokak satıcılarının meyhanelerde ve kahvelerde masaların altından genç oğlanların ellerine tutuşturduğu çıplak ve pornografik resimlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Ciddi edebiyat idealist ve her konuda dikkatli olmak zorunda olduğu için el altından Sous le Monteau dağıtılan pornografik literatürün her türü, bugün artık örneğine pek rastlamadığımız açık saçık türden resimler yayımlayan magazin dergileri gibi en iğrenç kağıtlara basılıyor, en iğrenç dille yazılıyor ve çok büyük bir satış rakamına ulaşıyordu.
tüm azaleti ve kar gibi beyaz temizlik anlayışıyla çağın idealine hizmet etmekten başka bir şey düşünmeyen saray tiyatrosunun yanında sadece iğrenç ve müstehcen konuları işleyen tiyatrolar ve kabareler vardı. Engellenmek istenen şey her yerde kaçamaklar, dolambaçlar ve çıkış yolları buluyordu. Her türlü bilgilendirmeden yoksun bırakılmış, karşı cinsle özgürce birlikte olmaları yapmacık bir namus anlayışıyla yasaklanmış olan o kuşak aslında bugünün özgürce sevişen gençlerinden bin kere daha çok şehvet düşkünüydü. Çünkü baskı şehvet tutkusunu arttırır. Yasak olan şey insanın içindeki arzuyu kamçılar. Gözler ne kadar az görür, kulaklar ne kadar az duyarsa insan o kadar çok hayal kurar. Hava, ışık ve güneş vücuda ne kadar az temas ederse duyular da o kadar çok harekete geçer. Özetle söylemek gerekirse o kuşağın bizim gençliğimize yaptığı baskı bize daha yüksek ahlaki değerler kazandırmak yerine bütün o mercilere karşı duyduğumuz güvensizlik duygusunu ve içimizdeki öfkeyi arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Çünkü cinsel duygularımızın uyandığı ilk günden itibaren dürüst olmayan bu ahlak anlayışının susmak ve gizlemek yöntemine başvurarak yaşımız gereği bize ait olması gereken şeyleri bizden almaya çalıştığını, dürüst olma isteğimizi çoktan sahiciliğini yitirmiş bir geleneğe feda ettiğini içgüdüsel olarak hissediyorduk. Bir yandan cinselliğin varlığını ve onun doğal akışının şart olduğunu söylerken, öte yandan da ne pahasına olursa olsun onu resmen kabul etmekten çekinen bu toplumsal ahlak aslında iki defa yalan söylüyordu. Bu ahlak anlayışı genç erkeklere sağ gözünü yumarken sol gözünü kırpıştırarak o dönemde aile içinde kullanılan alaycı bir jargonla ifade edildiği gibi deneyim kazanmaları konusunda onları yüreklendirirken kadınlara karşı her iki gözünü de kapatıyor ve adeta kör oluyordu. Bir erkeğin şehvet dürtüsüne sahip olmasını ya da hissetmesine izin verilmesini gelenek ve görenekler kabul etmek zorunda kalıyordu. Ama bir kadının benzer duygular taşıyabileceğini, evrenin değişmez yasası gereği erkeğin de dişi bir partnere ihtiyaç duyduğunu açıkça söylemek, kadının kutsallığı kavramına ters düşüyordu. Freud öncesi dönemde dişi bir varlığın bir erkek tarafından uyandırılmadıkça, zaten buna ancak evlilikte izin verilirdi, hiçbir şekilde cinsel arzuya sahip olamayacağı fikrinde bir varsayım olarak herkes birleşiyordu. Ama dışarıdaki ortam özellikle Viyana'da o ahlaki dönemlerde şehvet duygularını kamçılayan bulaşıcı tehlikelerle dolu olduğu için iyi aile terbiyesi almış bir genç kızın doğumundan nikah masasından kalktığı güne kadar her türlü mikroptan tamamen arındırılmış bir ortamda yaşaması gerekirdi. Bu genç kızları korumak için bir an bile yalnız bırakmazlardı. Her birinin bir dadısı olurdu. Bunlar üstlerine titredikleri genç kızların kapı önlerine çıkmalarına bile izin vermezler. Okula, dans ve müzik kurslarına kendileri götürüp getirirlerdi. Genç kızların okudukları her kitap özellikle denetlenir. Olası tehlikeli düşüncelerden uzak kalmaları için kafaları sürekli meşgul edilirdi. Piyano çalmaları, şarkı söylemeleri, resim yapmaları, yabancı dil, sanat tarihi ve edebiyat tarihi öğrenmeleri ve böylece kendilerini sürekli geliştirmeleri istenirdi. Ama onları en iyi şekilde eğitip toplumsal konumlarını kendilerinin istediği gibi geliştirmeye çalışırlarken aynı zamanda da cinsellik konusunda bugün bizlerin aklının alamayacağı bir cehalet içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorlardı. İyi bir aileden gelen genç bir kız erkek bedeninin nasıl olduğunu gözünde canlandırmamalı, bir çocuğun dünyaya nasıl geldiğini bilmemeliydi. Çünkü bir kız sadece bedensel olarak değil, ruhen de temiz olarak gerdeğe girmeliydi. O dönemlerde iyi yetiştirilmiş kavramı genç kızlar için hayata tamamen yabancı olmakla eşdeğer sayılırdı. Ve bu durum o dönemin kadınlarında bazen ömür boyu sürerdi. Gece gerdeğe girip saat 1'de tekrar anne babasının evine dönerek kapıyı kırarcasına çalıp evlendirdiğiniz o iğrenç adamın yüzünü bir daha görmek istemiyorum, onun bir çılgın hatta sapık olduğunu düşünüyorum diyen halamın grotesk öyküsüne bugün bile gülmeden edemiyorum. Çünkü kocası halamın kıyafetlerini çıkarmaya kalkışmış ve halam da onun bu sapıkça isteğinden güçlükle kurtulabilmişti. Bu cehaletin o dönemin genç kızlarına gizemli bir çekicilik verdiğini de söylemeden edemeyeceğim. Özgürlükleri ellerinden alınmış bu yaratıklar kendi dünyalarının yanında ve arkasında hiç tanımadıkları ve tanımalarına izin verilmeyen başka bir dünya daha olduğunu hissediyorlardı. Onlar bu dünyayı merak ediyor, özlemini çekiyor, onu arayıp bulmaya çalışıyor ve onun çekiciliği karşısında kafaları karmakarışık oluyordu.
Caddede birisi selam verince yüzleri kızarıyordu. Bugün hala yüzleri kızaran genç kızlar var mı? Bunlar bir araya gelince hafif çakır keyif olmuş insanlar gibi kıkır kıkır gülüşürler, fısıldaşırlar ve sürekli kahkahalar atarlardı. Yasaklanan bütün bu bilinmeyenlere kavuşma beklentisi içerisinde romantik bir yaşam düşlerlerdi. Ama aynı zamanda bedenlerinin sevilip okşanmak istediğinin fark edilmesinden de çok utanırlardı. Aslında bu konu hakkında pek fazla bir şey bilmiyorlardı. Tüm davranışlarında hafif bir şaşkınlık vardı. Yaptıkları spor sayesinde vücutları çelik gibi sapasağlam olan genç erkekler arasında hiçbir çekince duymadan rahatça dolaşabilen günümüz kızlarından çok daha farklıydılar. O zamanlar bir erkekle yakınlık kurmuş olan bir kadın ile bir genç kızın yürüyüş ve davranış biçimi arasındaki fark bin adım öteden bile anlaşılabilirdi. Onların taşıdığı genç kızlık havası bugünün kızlarından daha belirgindi ve aşırı ısıtılmış bir ortamda ve her türlü zararlı rüzgardan korunmuş olarak seralarda büyüyüp gelişen egzotik bitkiler gibi günümüz kızlarından daha az kadınsıydılar. Belli bir eğitim ve kültür çerçevesinde ıslah edilmiş ürünler gibiydiler. O dönemin toplumu genç kızların akılsız, cahil, terbiyeli, bilgisiz, meraklı, utangaç, özgüvenden yoksun ve yaşama yabancı kalmasını istiyordu. Ve yaşama yabancı kalmayı hedefleyen bu eğitimin amacı onların evlendiklerinde kocaları tarafından biçimlendirilmelerini ve yönetilmelerini sağlamaktı. Gelenek ve görenek onları en gizemli idealinin simgesi, kadınsal ahlakın el değmemiş olmanın ve dünyevi olandan uzak durmanın sembolü olarak koruma altına almıştı sanki. Ama o genç kızlardan birinin 25'ine ya da 30'una gelip de evlenememesi, evlenme yaşını kaçırması ne trajik bir durumdu. Çünkü o dönemin geleneği genç kızların bu deneyimsizliğinin, dünyevi olandan uzak kalışlarının ve naifliklerinin yaşlarına uymasa da aile ve ahlak uğruna acımasızca sürdürülmesini istiyordu. Ama o zaman da o sevimli resim korkunç bir karikatüre dönüşüyordu. Evlenmemiş kızlara evde kalmış, evde kalmışlara da yaşlı bakire deniliyordu. Ve bu durum tatsız bir alay şeklinde mizah dergilerinde sürekli tekrarlanıyordu. Bugün kim Fliegen de Blätter ya da o dönemde yayımlanan öteki mizah dergilerinin eski sayılarının sayfalarını karıştırırsa sinirleri altüst olan ve aşk yaşamaya duydukları doğal ihtiyaçları gizlemeyi başaramayan yaşlı bakirelerle nasıl aptalca dalga geçildiğini görünce dehşete düşer. Ailesine ve ailesinin onuruna leke sürmemek adına doğanın taleplerini yani sevme ve anne olma isteklerini bastırmak zorunda kalan bu evde kalmış kızların ne büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldığını görmek yerine bugün bizim tiksinti duyduğumuz bir anlayışsızlıkla onlarla alay ediliyordu. Ama doğanın karşısında dürüst davranmayarak günah işleyen her toplum kendi sırrını ele verenlere karşı her zaman acımasız davranmıştır. O yıllardaki burjuva geleneği iyi çevreden gelen bir kadının evlenmediği sürece cinselliği yaşayamayacağı yalanını acımasızca sürdürmeye çalışırken bunun aksi her şey kadını aileden dışlanmış, ahlaksız bir yaratık yapardı. Genç bir erkekte bu tür cinsel içgüdülerin varlığını kabul ediyordu. Çünkü erkekliğe adım atan gençlerin cinsel yaşamlarının engellenemeyeceği bilindiği için onlara getirilen tek sınırlandırma bu iğrenç zevklerini kutsal gelenek çatısının dışında tatmin etmeleriydi sadece. Süpürülmüş tertemiz caddeleri, lüks mağazaları ve gezinti yolları bulunan kentler bütün lağım pisliklerinin aktığı kanalizasyonları nasıl gizliyorsa gençliğin cinsel yaşamı da toplum ahlakının yüzeyinin altında gizlenmeliydi. Genç bir erkeğin bu işi yaparken hangi tehlikelerle karşılaşacağı, hangi çevrelerin arasına düşeceği umursanmazdı ve herkes bu olayı konuşmaktan çekindiği için genç delikanlılar ne okulda ne de aile içinde bu konu hakkında uyarılıyordu. Ama son yıllarda oğullarında ergenlik çağının işareti olarak sakallarının çıkmaya başladığını gören ve onlara doğru yolu bulmaları konusunda yardım etmek isteyen düşünceli, o zamanın deyimiyle açık fikirli babalara rastlandığı da oluyordu. Bu durumda aile hekimi eve çağrılır, hekim gençleri ayrı bir odaya alır ve miskin miskin gözlüğünün camlarını silerken cinsellikle bulaşabilecek hastalıkların tehlikeleri hakkında uzun uzun dersler vermeye başlar. Genç delikanlının aslında çoktan öğrendiği şeyleri ona tek tek aktarır, ölçüyü kaçırmamasını ve belli önlemleri almayı unutmaması gerektiğini söylerdi.
Bazı babalar da daha tuhaf yollara başvururlardı. Evlerine güzel bir hizmetçi kız alır ve ona genç oğlanı bu konuda uygulamalı olarak eğitme görevi verirlerdi. Çünkü delikanlının bu sevimsiz işi kendi evlerinin çatısı altında yapması onlara daha doğru geliyordu. Böylece dışarıya karşı görüntü korunacak ve delikanlının ahlaksız bir kadının eline düşme tehlikesi de söz konusu olamayacaktı. Ancak genci aydınlatma yöntemlerinden biri nerede ve hangi biçimde olursa olsun kesinlikle tabu olarak kalıyordu. Açıkça ve dürüstçe açıklama yapma yoluyla gencin bu konuda aydınlanmasını sağlamak. Burjuva dünyasının genç erkeklerine hangi imkanlar sunuluyordu? Alt sınıftan gelen gençler arasında böyle bir sorun yoktu. Kırsal kesimde 17'sine ayak basmış bir uşak evin hizmetçisiyle yatıp kalkardı. Bu ilişkiden bazı tatsız sonuçlar ortaya çıksa da bunun pek bir önemi olmazdı. Alplerdeki köylerimizin pek çoğunda gayrimeşru çocukların sayısı meşru çocukların sayısından fazlaydı. İşçi sınıfı çevrelerinde bir işçi evlenmeden önce bir işçi kızla nikahsız bir evlilik hayatı yaşardı. Galicia'nın muhafazakar Yahudilerinde 17 yaşına gelmiş bir delikanlı, yani aslında daha evlenme çağına gelmemiş bir genç hemen evlendirilir ve 40 yaşına geldiğinde büyük baba bile olabilirdi. Bizim burjuva toplumumuzda ise bunun tam tersi söz konusuydu. Hiçbir baba kızını 20 ya da 22 yaşındaki bir gence eş olarak vermediği için evlilikler erken yapılmazdı. Çünkü bu kadar genç bir delikanlı yeterince olgun görülmezdi. Burada da açığa çıkan bir samimiyetsizlik vardı. Çünkü burjuva dünyasının takvimiyle doğanın takvimi örtüşmüyordu. Doğanın 16'sında ya da 17'sinde ergenleştirdiği bir genç, toplumsal bir pozisyon sahibi olmadan, yani 25 ya da 26 yaşına gelmeden erkek sayılmazdı. İşte bu nedenle gerçek ergenlik çağıyla toplum düzeninin belirlediği erkeklik yaşı arasında 6, 8 ya da 10 yıllık yapay bir aralık ortaya çıkıyordu. Ve gençler bu süre içerisinde kendi sorunları ya da serüvenleriyle kendileri ilgilenmek zorundaydı. Oysa o dönemde gençlere sunulan olanaklar çok fazla değildi. Aralarından pek azı, o da zengin çocukları, bir metres tutma, yani birlikte olduğu kadına bir ev açıp ihtiyaçlarını karşılama lüksüne sahip olabiliyordu. Aynı şekilde o dönemin romanlarda anlatılmasına izin verilen edebi aşk idealini, yani evli bir kadınla ilişki kurmayı başarabilen şanslı erkeklerin sayısı da çok azdı. Ötekiler de çoğu zaman tezgahtar ya da garson kızlarla idare ediyordu. Bu da onları ruhsal yönden pek tatmin etmiyordu. Çünkü kadının henüz daha eşit haklara sahip olmadığı, özgürce çalışıp toplumsal yaşama katılamadığı o dönemde sadece işçi sınıfının en yoksul kesimine mensup kızlara her türlü saçmalıkta bulunma hakkı tanınırken, evlenme amacı gütmeyen böyle geçici ilişkileri yaşamak konusunda tamamen özgür bırakılıyorlardı. Sefil giyimli, 12 saatlik çalışmadan sonra iyice yorgun düşmüş, ellerine çok az para geçen, bakımsız, o dönemde sadece zengin ailelerin evlerinde banyo olurdu ve dar bir çevrede yetişmiş olan o zavallı insanlar, sevgililerinin yaşam düzeylerinin o kadar gerisindeydiler ki onlarla birlikte halkın arasına çıkmaktan genellikle çekinirlerdi. Gerçi her daim ihtiyatlı olan geleneksel anlayış bu tür utanç verici durumlar için özel tedbir olarak Chambres Spares diye adlandırılan mekanlar keşfetmişti. Arkadaşlar, Fransızca bir kelime bu. Ayrılmış odalar demekmiş. Ayrı ayrı kısımları olan bu mekanlarda hiç kimse görmeden bir kızla akşam yemeği yenebilir ve işin geri kalan kısmı da bu işler için hazırlanmış olan yan sokaklardaki karanlık otel odalarında bitirilirdi. Ama bütün bu işler kaçak yapılır ve hiçbir güzel yanı olmazdı. Yasak olan her şey gibi tüm bunlar aceleyle ve gizlice yapıldığı için aşktan çok şehvet duygusu hakim olurdu. Bir de kısmen toplumdan dışlanan, kısmen de topluma mal edilen tiyatro oyuncuları, balerinler ve sanatçılar gibi dönemin özgürlüğüne kavuşmuş kadınları vardı ki, gerektiğinde bu iki yaşayışlı canlılarla ilişkiye girmek mümkündü. Genellikle dönemin erotizminin temeli evlilik dışındaki ilişkilere, fahişeliğe dayanıyordu. Fahişeliğin yapıldığı karanlık mahzenlerin kubbeleri üzerinden göz kamaştırıcı cepheleriyle burjuva toplumunun gösterişli yapısı yükseliyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da fahişeliğin ne kadar çok yaygınlaştığını günümüz kuşağı pek anlayamaz. Bugün büyük kentlerin sokaklarında fahişelere karayoluna çıkan atlar kadar az rastlanırken, o zamanlar bütün kaldırımlar kendilerini satan kadınlarla öyle dolu olurdu ki fahişelerden kaçmak onları elde etmekten daha zordu. Bundan başka daha bir sürü randevu evleri, dans eden ve şarkı söyleyen sanatçıların bulunduğu gece kulüpleri, kabareler, dans lokalleri ve baştan çıkarıcı kızların hizmet sunduğu barlar vardı.
O dönemde bir kadın eşya gibi her an ve her fiyata satın alınabilirdi. Bir erkeğin bir kadını 15 dakikalığına, bir saat ya da bir geceliğine satın alması bir paket sigara ya da bir gazete satın almak kadar kolaydı. Günümüz gençlerinin eskiden vazgeçilmez sayılan bu kurumuna ihtiyaç duymamasının mümkün hale gelmesi, hatta neredeyse bunun sıradan bir durum oluşturuyor olması, şu anki yaşam ve aşk biçimlerine hakim olan davranışların doğru ve doğal olduğu fikrini destekliyor. Fahişeliğin dünyamızdan polis ve kanun gücüyle değil de bu sözde ahlak anlayışından çıkan trajik ürününe talebin gittikçe azalması nedeniyle kendiliğinden sona ermiş olmasını bundan başka hiçbir şey böyle açık bir şekilde ortaya koyamaz. Devletin ve onun ahlak anlayışının bu karanlık işlere karşı tutumu hiçbir zaman dürüstçe olmadı. Gelenek ve görenek bakımından bir kadının kendisini satması alenen haklı görülemezdi. Ama fahişelik evlilik dışı iğrenç ilişkileri yoluna koyduğu için sağlığa yararları bakımından da görmezlikten gelinemezdi. Bundan dolayı devlet otoriteleri iki türlü bir çözüm yolu bulmaya çalışmış, fahişeliği gizli ve resmi olmak üzere ikiye ayırmışlardı. Devletin ahlak dışı ve tehlikeli bulduğu için mücadele ettiği gizli fahişelik ve bir çeşit çalışma belgesi düzenlenen ve vergi alınan resmi fahişelik. Fahişelik yapmaya karar vermiş olan bir kadın polisten özel bir izin ve bu işi yapabileceğini gösteren bir vesika alırdı. Fahişelik yapan bir kadın polis kontrolüne tabi olmak ve haftada iki defa doktor muayenesinden geçmek şartıyla uygun gördüğü ücret karşılığında kendisini pazarlama hakkına sahipti. Fahişelik de bütün öteki meslekler gibi meslekten sayılırdı ama ahlaki değerler bakımından pek de öyle değildi. Örneğin bir fahişe malını, yani vücudunu bir adama satar ve adam da işini bitirdikten sonra kararlaştırılan ücreti ödemeyi reddederse ona karşı şikayetçi olamazdı. Çünkü onun bu isteği yasalar çerçevesinde iğrenç bir neden sayıldığı için genel ahlaka aykırı bulunur ve devlet yetkililerince korunamazdı. Bu kadınları bir yandan devletin izin verdiği bir meslek sınıfına sokan ama öte yandan da genel hukukun dışında tutan bir anlayışın ne büyük çelişkilerle dolu olduğunu bu tür ayrıntılardan öğreniyoruz. Ama bütün bu ikiyüzlülük ve sınırlamalar sadece yoksul sınıfa yönelik uygulamalarda görülüyordu. Bir sokak kızı kendisini 2 krona satarken Viyana'da her erkeğin her an elde edebildiği ve karşılığında 200 kron ödediği bir balerinden hiçbir çalışma belgesi istenmezdi. Bu tür sosyete bozuntularının isimleri gazetelerin at yarışları sütunlarında ya da derbi haberlerinde seçkin kişiler arasında geçerdi. Çünkü sonuçta onlar da sosyeteden sayılırlardı. Saraya, aristokratlara ve varlıklı burjuva sınıfına lüks mal sağlayan bazı seçkin aracılar da fuhuş yapmayı özendirmeye ağır para cezası öngören yasanın dışında tutulurdu. Bu katı disiplin, bu acımasız denetimler ve toplum tarafından dışlanmak gibi olgular, aşkı özgür ve doğal bir biçimde yaşamak yerine eski ve çoktan çürümüş bir ahlak anlayışını kendi vücutları ve aşağılanmış duygularıyla savunmak zorunda kalan binlerce yoksul ordusu için uygulanıyordu. Fahişelerden oluşan bu büyük ordu tıpkı gerçek bir ordunun atlı birlikler, topçu birliği, piyade, istihkam topçusu gibi kendi içinde askeri bölümlere ayrılması gibi bazı bölümlere ayrılmıştı. İstihkam topçusu daha çok kentin belli sokaklarını ana karargah olarak kullanan fahişe grupları için söylenirdi. Bunlar genellikle orta çağda dar ağaçları kurulmuş olan yerlerdi ya da o dönemin duruşma sanıklarının, cellatların, toplum dışına itilmiş öteki insanların sığındığı kilise avluları ya da cüzzamlı hastaların yattığı hastanelerdi. Yani kentli sınıfın yüzyıllardan beri ikamet yeri olarak kullanmaktan özellikle kaçındığı yerlerdi. Oradaki bazı sokaklar resmi makamlar tarafından aşk pazarı olarak belirlenmişti. Japonya'nın Yoshiwara'sında ya da Kahire'nin balık pazarında olduğu gibi. 20. yüzyıl Viyana'sının bu sokaklarında da 200 ya da 300 kadın yan yana oturur, tek katlı evlerin pencerelerinden kendilerini teşhir eder, gündüz ve gece vardiyası olmak üzere iki ayrı vardiya halinde çalışırlardı. Süvari ve piyade sınıfına ise sokaklarda müşteri kovalayan satılık kız sürüsü için kullanılan ayaküstü yapılan fahişelik deyimi uygun düşüyordu. Viyana'da bu tür kızlara genellikle çizgi kızları denirdi. Çünkü işlerini yapmak için kullandıkları kaldırımlar görünmez bir çizgiyle polis tarafından sınırlandırılırdı. Bunlar yağmur, kar, gece gündüz demeden gün ağarıncaya kadar yapay zarafetleri, yorgun ve kötü makyajlı yüzleriyle gelip geçenlere göz kırpıp tahrik edici gülücükler saçarlardı. Bu karnı aç mutsuz kadınlar sürüsü sokakları boşalttığından beri bütün kentlerimiz bugün bana daha güzel ve daha insani görünüyor. Şehvet duymadıkları halde şehvet dağıtan, kaldırım kaldırım dolaşan bu bahtsız yaratıklar sonunda hep o kaçınılmaz yolu, hastanenin yolunu tutmak zorunda kalırlardı. Ama bütün bu fahişe sürüsü hızla artan talebi karşılamaya yetmiyordu. Bazı müşteriler sokaklarda kanat çırpan bu yarasaların ya da acınası cennet kuşlarının peşlerinden gitmek yerine rahatlık ve mahremiyet arardı.
Onlar daha rahat, ışıklı, sıcak, müzikli, danslı ve gösterişli bir aşk yaşamak isterlerdi. Bu tür müşteriler için randevu evleri, yani genel evler vardı. Yapay bir şatafatla döşenmiş söz konusu evlerin salonlarında bazı kızlar bir hanımefendiye yakışır şekilde giydikleri kıyafetleriyle, bazıları da açık saçık gecelikleriyle müşteri beklerdi. Piyanist müzik yapar, çiftler yatak odalarına çekilip baş başa kalmadan önce içki içilir, dans edilir ve sohbet edilirdi. Özellikle Paris ve Milano'daki gibi belli bir uluslararası üne sahip gösterişli bir eve gelen naif bir erkek, yüksek sosyeteye mensup kadınların bulunduğu özel bir eve davet edildiğini sanabilirdi. O evlerde çalışan kızlar dışarıdan bakıldığında ayaküstü fahişelik yapanlarla kıyaslandığında daha iyi durumdaydılar. Rüzgarda ve yağmurda çamurlu ve pis sokaklarda dolaşmak zorunda değillerdi. Sıcak odalarda oturur, güzel elbiseler giyer, bol bol yemek yer ve özellikle de çok içerlerdi. Ama buna karşın patroniçelerinin ellerinde gerçek birer tutsaktılar. Giydikleri elbiseler için astronomik ücretler ödemek zorunda bırakılırlardı ve pansiyon ücreti adı altında kendilerine öyle bir hesap çıkarılırdı ki en çalışkan ve en sevatlı kız bile patroniçeye borçlu kalmaktan kurtulamaz ve çalıştığı evi kendi özgür isteğiyle asla terk edemezdi. Bu evlerden bazılarının gizemli öyküsünü yazmak çok heyecan verici ve hatta dönemin kültür tarihi bakımından da tam bir belgesel olurdu. Çünkü o evler dönemin katı otoritelerinin kuşkusuz çok iyi bildiği birbirinden tuhaf sırları gizliyordu. Kulaktan kulağa fısıldandığına göre dönemin en saygın insanları gizli kapılardan ve özel merdivenlerden geçerek öteki ölümlülere görünmeden sanki saraya girermiş gibi girerlerdi o evlere. Bu evlerde aynalı odalar ve içeride hiçbir şeyden habersiz aşk yapanları gözetleme imkanı sunan mekanlar bulunurdu. Özel istekleri olan fetişistler için rahibe kostümünden balerinlerin giydikleri elbiselere kadar akla gelen bütün tuhaf giysiler sandıklarda ve vitrinlerde hazır bulundurulurdu. Ama aynı kent, aynı toplum ve aynı ahlak anlayışı, genç kızlar bisiklete binince küplere biner, Freud onların kabullenmek istemediği gerçekleri soğukkanlı bir şekilde ve akıllıca ortaya koyunca bunu bilimsel onurunun yüz karası olarak görürlerdi. Kadının masumiyetini coşkuyla savunan o dünya, onların böyle iğrenç bir şekilde vücutlarını satmasına razı olur, hatta bunu örgütler ve bundan çıkar sağlardı. O halde dönemin duygu yüklü romanları ve öykülerinin bizi kandırmasına izin vermemek gerekir. O dönem gençlik için çok kötü bir dönemdi. Genç kızlar ailelerinin kontrolü altında hayattan tamamen uzaklaştırılmış, beden bakımından olduğu gibi zihinsel bakımdan da özgürce gelişmeleri engellenmişti. Genç erkekler de aynı şekilde aslında kimsenin inanmadığı ve uymadığı bir ahlak anlayışıyla gizli yollara ve sahtekarca işlere itilmişlerdi. Gerçek ve ön yargıdan uzak bir ilişkiye, yani doğanın yasasına uygun bir biçimde gençleri mutlu kılan ve heyecanlandıran şeye pek azı sahip olabilmişti. Bu dönemde bir genç, kadınlarla yaşadığı ilk ilişkisini tam olarak anımsamak isterse, gerçekten de coşkuyla anımsayabileceği çok az şey bulacaktır. Çünkü sürekli dikkatli olmaya ve yaşananları gizlemeye zorlayan toplumsal baskıdan başka bir unsur daha vardı ki, bu, sevişmenin en tatlı anlarında bile gençleri çok huzursuz ediyordu. Enfeksiyon kapma korkusu. O dönemin gençliği, bugünün gençliğiyle kıyaslandığında bu konuda da çok mağdurdu. Bundan 40 yıl önce cinsel ilişki yoluyla bulaşan salgın hastalıkların günümüzdekinden 100 kat daha yaygın, 100 kat daha tehlikeli ve daha korkunç olduğu unutulmamalıdır. Çünkü o dönemde tıp bu tür hastalıkların üstesinden gelebilecek durumda değildi. Bilim bu tür hastalıkları bugünkü kadar çabuk ve kökten yok edecek tedavi imkanlarına sahip değildi. Günümüzde Paul Ehrlich'in terapisi sayesinde küçük ve orta büyüklükteki üniversite kliniklerinde bir profesörün öğrencilerine yeni enfekte olmuş bir frengi vakasını gösterebilmesi için çoğu kez haftalar geçerdi. Oysa orduda ve büyük kentlerde yapılan istatistikler 10 gençten en azından birinin ya da ikisinin bu tür bulaşıcı hastalıklara yakalanmış olduğunu gösteriyordu. Gençler bu tür tehlikelere karşı sürekli uyarılıyordu. Viyana sokaklarında dolaşırken her 6. ya da 7. evin kapısında cilt ve zührevi hastalıklar uzmanı tabelasının asılı olduğu görülürdü. Hastalığa yakalanmanın yanı sıra günümüz dünyasınca hiç bilinmeyen o zamanki tedavilerin iğrençliği ve utanç vericiliği de ayrı bir korku kaynağıydı. Frengiye yakalanan bir hastanın vücudu haftalarca civayla ovulur, bunun sonucu olarak dişleri dökülür ve daha başka sağlık sorunları ortaya çıkardı. Kötü bir rastlantının talihsiz kurbanı olan bir kişi bu yüzden kendisini sadece ruhsal bakımdan değil, fiziksel olarak da kirlenmiş hissederdi. Hastalığa yakalanan bir kişi bu korkunç tedaviden sonra bile hain virüsün günün birinde kapsülünden dışarı çıkıp tekrar uyanabileceği, omuriliğinden başlayarak bütün uzuvlarını felç edeceği ve beynini eriteceği korkusundan hayatı boyunca kurtulamazdı.
O yıllarda pek çok gencin hastalık teşhisi konulur konulmaz hemen tabancaya sarılmasına şaşırmamak gerekir. Çünkü gerek kendilerinin ve gerekse yakın akrabaların hissettiği tedavisi mümkün olmayan kuşkulu bir hastalığa yakalanmış oldukları fikrine katlanamıyorlardı. Bütün bunlara gizli gizli sürdürülen cinselliğin neden olduğu başka kaygıları da eklemek gerekir. O günleri tüm içtenliğimle gözlerimin önünde canlandırmaya çalışırsam, sararıp solmayan ve gözlerinden korku okunmayan hiçbir gençlik arkadaşımı hatırlamam. Biri hastalığa yakalanmış ya da yakalanmaktan korkuyordu. Diğeri kürtaj şantajıyla karşı karşıya bulunuyordu. Bir üçüncüsü ailesinin bilgisi olmadığı için tedavi parası bulamamıştı. Dördüncüsü bir garson kızın kendisine uzattığı çocuğa nasıl nafaka ödeyeceğini bilemiyordu. Beşincisi gittiği genel evde cüzdanını çarptırmış ve bunun için polise başvurmaya cesaret edememişti. O sahte ahlakın egemen olduğu dönemde gençliğin yaşamı saray şairlerinin roman ve tiyatro oyunlarında anlattıklarından çok daha dramatik ve çok daha kirli, çok daha gerilim dolu ve çok daha sıkıntılıydı. Gençlik okul ve ev yaşamında olduğu gibi aşk yaşamında da özgür ve mutlu olamamıştı. Dönemin gerçek tablosunu ortaya koymak için bütün bunların özellikle vurgulanması gerekliydi. Çünkü savaş sonrası kuşağı temsil eden genç arkadaşlarımla sık sık bir araya gelip sohbet ettiğimde bizim kesinlikle üstün yanımızın olmadığına zorla da olsa onları inandırmak zorunda kalıyorum. Vatandaş olarak zorunlu askerlik hizmeti, çalışma zorunluluğu ve pek çok ülkede olduğu gibi kitle ideolojisi gibi unsurlara katlanmak zorunda kalan ve her bakımdan aptalca bir dünya siyasetinin keyfi uygulamalarına maruz bırakılan günümüz kuşağından kuşkusuz daha özgürdük. Bizler sanatsal ve düşünsel tutkularımızı rahatlıkla yaşayabiliyorduk. Özel yaşamımızı daha bireysel, daha kişisel biçimlendirebiliyorduk. Daha kozmopolit bir yaşam sürebilmiştik. Tüm dünya bize kapısını açmıştı. Pasaportsuz ve izinsiz olarak istediğimiz yere seyahat edebiliyorduk. Kimse bize ne düşündüğümüzü, kökenimizin ne olduğunu, hangi ırk ve hangi dine mensup olduğumuzu sormuyordu. Bizler gerçekten de bunu asla inkar edemem, sınırsız bir kişisel özgürlüğe sahiptik ve bu özgürlüğün tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda ondan yararlanıyorduk. Ama Frederick Hebel'in çok yerinde ifade ettiği gibi bazen şarabımız yok, bazen de bardağımız. Bir kuşağın her ikisine birden sahip olduğu çok az görülmüştür. Örf ve adetler insana özgürlük tanırsa o zaman devlet rahat bırakmaz. Devlet rahat bıraksa örf ve adetler biçimlendirmeye çalışır. Bizler daha iyi yaşadık ve dünyayı daha iyi tanıdık. Bugünün gençliği ise kendi gençliğini bizden çok daha iyi ve çok daha bilinçli yaşıyor. Bugün bu gençlerin yüzlerinde aydınlık ve neşeli bir ifadeyle okul ve kolej kapılarından çıktığını görünce, oğlanlarla kızların özgürce ve kaygısızca arkadaşlık ettiklerini, her türlü yapay korkudan ve utangaçlıktan uzak bir şekilde okulda spor yaptıklarını, oyunlar oynadıklarını, karlar üzerinde çılgınca kayakla kaydıklarını, yüzme havuzlarında antik çağ dönemindeki insanlar gibi özgürce yüzme müsabakaları yaptıklarını, yollarda uçarcasına otomobille gezdiklerini, her türlü iç ve dış sıkıntıdan uzak bir şekilde kardeşçe, sağlıklı ve kaygısız bir yaşam sürdürdüklerini gördükçe, onlarla bizim, yani sevmek ve sevilmek için gizli saklı karanlık köşeler arayan bizim kuşak arasında 40 değil, 1000 yıl fark olduğunu düşünürüm hep. Örf ve adetlerin gençliğin lehine ne büyük bir değişikliğe uğradığını, aşkı ve hayatı yaşama konusunda ne büyük bir özgürlüğe kavuştuklarını ve bu yeni özgürlük anlayışı sayesinde bedensel ve ruhsal bakımdan ne kadar sağlıklı olduklarını neşeli ve mutlu bakışlarından anlayabiliyorum. Kadınlar vücutlarını özgürce sergilemelerine izin verildiğinden beri gözüme daha güzel görünmeye başladılar. Daha dik yürüyorlar, gözleri daha çok parlıyor ve daha içten konuşuyorlar. Anneler, babalar, halalar, teyzeler ve öğretmenlerin baskılarından kurtulmuş olan ve bizim kuşağın gelişmesini zorlaştıran bütün o engeller, yıldırmalar ve gerilimleri uzun zamandır hissetmeyen, yaptıkları şeyler hakkında kendisinden ve vicdanlarından başka hiç kimseye hesap vermek zorunda kalmayan bu yeni gençlik ne kadar farklı bir güven duygusuna sahip. Bu gençlik doğal olarak kendi hakkı saydığı bizlere yasaklanan ve bizlerin gizli yollardan ele geçirmeye çalıştığı şeylere sahip olmak için dolambaçlı yollara ve gizli kapaklı işlere başvurmak zorunda kalmadığımızı bilmiyor. Onlar yaşları gereği büyük bir coşkuyla, heyecanla ve kaygısızca gençliklerinin tadını çıkarıyorlar. Ama bence en büyük şansları başkalarının karşısında yalan söylemek zorunda kalmamaları, kendilerine karşı doğal isteklerine ve duygularına karşı dürüst olabilmeleridir.
Günümüz gençliği sahip olduğu umursamaz yaşam biçimiyle bizim gençliğimizin ruhuna özgü olan düşünsel şeylere karşı o derin saygıyı yitirmiş olabilir. İlişki sırasında bize çok özel ve çekici gelen sevişmeler ve koklaşmalardaki zarafet, ürkeklik ve utangaçlık duygusu gibi bazı gizemli çekinceler kaybolmuş olabilir. Özellikle de yasaklanma ve yoksun bırakılma korkusunun haz almayı ne kadar gizemli kıldığını belki de hiç bilemeyeceklerdir. Ama günümüz gençliğinin korkudan ve baskıdan kurtulmuş olmasından ve o yıllarda bizlere yasaklanmış olan şeyleri, yani özgüven ve rahat davranma özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabilmelerinden kaynaklanan o tek ve kurtarıcı değişim karşısında tüm saydıklarım bana biraz hafif kalıyor gibi geliyor.